Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala şerefil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Saadetin sebepleri. Yettinci sebep, başkalarına ihsan kılış, kalbinin yarışışıdır. Güzellik öz ismidagi bo'ladi. Ma'ruf öz rasmidagi bo'ladi. Yaxshilik o'zining ta'midagi bo'ladi. Odamlarga yaxshilik qilishdan, ularga ihson qilishdan, ularga xursandchilik ulashishdan birinchi bo'lib kim foyda oladi, bilasizmi? Avvalambor mana shu yaxshilikni qilgan odamni o'zi. Ana shu ihsonini, saodatini odamlarga ulashgan kishini o'zi birinchi foyda topadi bundan. Odamlarga yaxshilik qilayotgan ularga xursandchilik, saodat tarqatayotgan insonlar bu qilgan savobli amallarining mevalarini avvalambor o'zlarining nafslarida his qilishadi. O'zlarining xulqlarida topishadi, zamirlarida bu narsani ko'rishadi. Odamlarga yaxshilik qilganda birodar qalbini yorishganini, osuda bo'lganini, sakinatli bo'lganini, orom topganini ko'rasan. Eslang-da, qiylanib turgan odamga bir yordam qildingiz. Hali odam ketdi, pulingizni olib ketdi. Lekin xuddi pul olgandek maza qilasiz. Siz katta yo'lga chiqa olmasdan kichkinaroq mashina turibdi. Hech kim yo'l bermayapti katta yo'lda ketayotganlar. Shunday sekinladingizda, bunday farani yoqib qo'ydingiz. Hali odam shunday burildida avariya ekani yoqdi. Bilasizmi? Uje xursand bo'lishni boshlaysiz. Avariya ekani yoqib qo'ydi, yaxshilik qilganligingizdan quvonch hosil bo'ladi. Va mana shu quvonchni paydo bo'lgani Alloh sizdan rozi bo'lganligini bitta belgisi. Alloh rozi bo'ladigan ishni qildingiz, qalbingizga quvonch kirdi. Shuning uchun birodar, agar boshingizga biror bir g'am tashvish kelib qoladigan bo'lsa, birovni topib yaxshilik qilib qo'ygin. Ihson qilgin. Go'zal ishni bajar, shunda qalbingda yengillikni topasan, rohatni. Mahrum odamga biror narsani ber. Mazlumga yordamchi bo'l. Ochga taom ber. Kasalni ziyorat qil, mashaqqatga kirgan insonga ko'mak ko'rsak. Shunda sen saodat o'rab olganligini his qilasan. Mavzuimiz qanaqa bo'ldi? Boshqalarga yaxshilik qilgan inson avvalambor bu yaxshiligidan o'zi foyda oladi. Qalbi yorishadi. Odamlarga yaxshilik qilishlik xuddi mushukka o'xshaydi. Mushuk ambarga o'xshaydi. Mushuk ambarni ko'tarib ketayotgan odam ham foydalanadi undan. Sotib olgan ham foydalanadi. Uni sotayotgan ham foydalanadi. Mushuk ambarda oldidan o'tib ketayotgan odam hidan-hidan foydalanadi. Mushuk ambarni turgan bitgani yaxshilik. Yaxshilik qilishni ham xuddi shu narsani o'zi. U yaxshilikni qilgan ham, yaxshilikni olgan ham, yaxshilikka guvoh bo'lgan odam ham bu narsadan huzurini topadi. Odamzod yer yuzida yashab kelar ekan, turli zamon va turli makonlarda yashagan. Ana shu zamonlarda, makonlarda yashagan, turli zamon va makonlarda yashagan, turli xalqlar shu narsani ta'kidlashgan. Bitta haqiqatda hammasi bir xil ta'kidlagan. Aql ham, naql ham, fitrat ham shunga dalolat qiladiki, Allohga iymon keltirish va odamlarga ihson qilish har qanday yaxshiliklarni jalb qiluvchi sabablardan. Buni ziddi esa har qanday yomonliklarni jalb qiluvchi sabablardan. U gapni gapirgan odamlar qaysi zamonda, qaysi makonda yashagan bo'lmasin, millati qanaqa bo'lmasin, urf-odati qanaqa bo'lmasin, bitta haqiqatda hammasi bir xil aytgan ekan. Allohga iymon keltirgandan keyin inson boshqalarga yaxshilik qilar ekan, unga faqatgina yaxshilik keladi. Endi Allohga iymon keltirmasa, xaloyiqqa zulm zo'ravonlik qiladigan bo'lsa, bu insonda boshiga faqatgina yomonliklarni jalb qiladi. Bugungi darsimiz saxovat haqida desak ham bo'laveradi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam saxiy inson bilan baxil insonni zarb bilan masal qilib dedilar. Saxiy va baxil ustiga jubba kiygan ikkita odamga o'xshaydi. Ikkita odam ustiga jubba kiygan, sovut kiygan. Saxiy pulini sarf qilgani sari jubbasi va temir sovuti kengayib, o'zi ichida yo'q bo'lib ketib qoladi. O'zi yo'q deb bo'lib qoladi ichida. Baxil esa ziqnalik qilgani sari sovuti qisilib, joni chiqqudek bo'ladi. Mana baxil inson
sahi inson. Odamlarga yaxshilik bulashadigan inson, odamlarga shu yaxshilikni qilmaydigan odam. Ikkalasi sovut kiygan odam. Endi shu sovutni dunyo hayoti deb tasavvur qilinglar-da. Inson boshqalarga yaxshilik qilar ekan, haligi sovuti kengayib-kengayib ichida yo'q bo'lib ketyapti-yu. Xuddi shunga o'xshagandek, sahi insonga dunyo keng bo'ladi. Dunyo yorug' bo'ladi. Dunyo sakinatli bo'ladi. Ammo baxil odam baxillik qilar ekan, sovuti qisib uni nafasini bo'qqandek, dunyosi uni qisib qo'yadi. Maqolda aytiladi: "Baxil baxil avliyo bo'lmas, avliyo baxil bo'lmas." Baxil avliyo bo'lmas, avliyo baxil bo'lmas. Hech kim o'zini baxil deb bilmaydi. Ma'qulmi? Xo'p, mana bir hafta o'tdi, Ramazon bo'lyapti mana. Nimani ihson qildingiz? Nimani tarqatdingiz? Nimani berdingiz? Kimga xizmat qildingiz? Kimga xursandchilik bag'ishladingiz? Sotgan narsangizga xursandchilik demang. U xursandchilik qilmadingiz, u pulga sotib oldi. Siz o'zingizni saxiy yoki baxil ekanligingizni bilmoqchi bo'lsangiz, qarang. Olayotganingizda qanday yengil his qilsangiz o'zingizni. Berayotganda ham shunday yengil his qilasizmi? Olish qanday yoqimli bo'lsa, berishingiz ham shunday yoqimlimi? Demak, siz saxiy ekansiz. Endi aksi bo'lsa-chi? Olayotganda juda ham yengilsiz, o'zingizni juda ham yaxshi his qilasiz. Berayotganda-chi? Tushunarlimi? Qo'lida davlat ko'proq bo'lgan akalar, Alloh sizlarga qanday ihson qilgan bo'lsa, haloyiqqa shunday ihson qilishinglar kerak. Va ahsin kama ahsanallohu ilayk. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Alloh senga qanday ihson qilgan bo'lsa, sen ham shunday ihson qil." Dollar topgan bo'lsang, ihsonni ham dollarda qil. Birodar, olayotganda qanday his qilyapsiz o'zingizni? Endi berayotganda ham shunaqa his qiling-da. Buni samarasini ko'rasiz. Baxil avliyo bo'lmas, avliyo baxil bo'lmas. Yana baxil bo'lma, saxiy bo'l, o'smog'inga to'g'ri yo'l degan maqolam bor ekan. Saxiy inson faqat o'sar ekan, baxil inson o'solmas ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Innalloha fi avnil abdi ma damal abdu fi avni akhihi." Saxiy hadis. Modomiki bir mu'min boshqa bir mu'minning yordamida turar ekan, Alloh bu bandaning yordamida turadi. Siz birodaringizni xursand qilaman deb, mushkulini yengil qilaman deb, muammosini hal qilishga yordam beraman deb yonida turing, sizni yoningizda Robbingiz turadi. Chunki birodarlar, aniq ravshan qoida bor. Mukofot amal jinsidan bo'ladi. Qaysi yaxshilikni qilgan bo'lsangiz, sizga shu yaxshilik qaytadi. Nimani eksang, shuni o'rasan. Nimani eksang, shuni o'rasan. Darsimiz mavzusi nima edi? Birovlarga yaxshilik qilishlik qalbning yorishishidir. Ammo biz shunaqa zamonda yashayapmizki, bu sizning muammoingiz degan falsafa odamlar orasida yoyilib ketyapti. Sizga holatini aytdi, ya'ni sizga aytdi, chunki siz shuni hal qilib bera olasiz. Siz ozgina harakat qilsangiz, bir qadam bossangiz, mushkulasi hal bo'ladi. Kelib sizdan yordam so'rayapti. Mushkulaga kirgan odam yordam so'rayapti, siz hal qila olasiz. Bu sizning muammoingiz, ukaxon deysiz. Ha, endi Alloh taolodan kutavering. Sizga ham Alloh taolo bir muammoni beradi. Agar hal qilib bo'lganingizda, bor muammoingizni Alloh hal qilib qo'yadi. Aniq, ravshan qoida: mukofot amalning jinsidan bo'ladi. Nimani eksang, shuni o'rasan. Faqir insonga xursandchilik ulashdingmi? Robbingdan kutaver xursandchilikni. Mashaqqatga botib qolgan odamni mushkulasini yengil qildingmi? Robbing seni mushkulingni oson qilishini kutaver. Kambag'al odam 5000 so'mga boshi osmonga yetadi. Sen uchun 5000 so'm katta pul emas. Seni boshing nechi pul bilan osmonga yetadi? O'shini beradi Alloh. Ma'qulmi? Birodarlar, biz o'sha musulmonlarga to'g'ri kelmaydigan g'arbni, sharqni dunyo qarashi falsafasidan ta'sirlanib qolyapmiz, xohlasak, xohlamasak. Chiqolmay turibdi mashinadan, boya aytyapmiz-ku.
Onun problemi de o. Ben glavni yoldaman. Ben maşinada kelepim, ben glavni ben. Ne yapıp durdu? Ötüp kötü uğratma şimdi. Ne demek? Kiçkin olalım maşinayken de. Eğer katta maşina boyunca makalada toktap. Köyünüzü, kolunuzu koyup durup, engeçip durup, öte oraya indip durup, işe ara kalasınız. Üçüncü, biz hem hayatta, hayat degen maşinamız köp propkeye kirip balı yaptı da. Hayat degen yolda oydum çukurlarga köp çüşü yaptı da, mingen maşinamız. Ne mi üçün? Adamlarga yakşili kılıçlı degenlerse bizi şiarımız bu mekali yaptı. Ne mi neysin? Şunu orası. Fahşi ayol. Bir madde zina kıyken ayolmaz. Fahşi ayol. Zina günah kabirelerden. Mana şu zinanı özge kasıp olgan fahşi ayol. Çankap turgan itke. Kavuşu da su alıp, tumşuğu tutup içirip su alıp koyuyordu. Allah da Allah şu ayolunu kıyken işini mükafatladı. Şu itni muammasını halkıp koyan ki Allah da Allah bunun muammasını halkıldı. Günahını keçir vardı. Fahşa itke su veriyordu. İt necaset. Fahşa ayol, fahşa ayol. Lekin ortada kılınırken yakşılığını Allah Teala kandı mükafatlı yaptı buradalar. Şimdi siz mumun bulup durup, özünüzü hoşçakalın mumunlarla yakşılık siz, Rabbizden kandık kayıtmasın. Bana şu kıyan amalı, bu ayağınlı kengilgi Osmanlıları yerden keng bugün cennetki girişge sebep olmadı mı? Buradalar, kol boyligi, kalp boyligiye dalalat kıladı. Kolunun sahavatı, kalbinin sahavatıya dalalat kıladı. Yok bolu bir an bekken olsa bir yap, lakin bop durup bir an bekken olsa bu başka yap. Şunu anlayayım mı? Bu sefer aş menden de koyar mısın bir rahmetten? Ya kol götürmeyle, kıyansılar albette, yaşı yuman kılarmız. Menden bu sefer gitse, mehmanımsızlar diyen misiniz? Deyip durup yaman kursan bulas, bunu kıyan adam buladı. Agar mana shu baxil insonlar, odamlarga yaxshilik qilmaydigan insonlar, qurumsoq insonlar, odamlarga bir narsani berishlikni, ehson qilishlikni aslida baxt ekanini bilishganida edi, bunaqa xayrli ishlarga shoshilishgan bo'lardi. Birodarlar, ehson qilish, odamlarni xursand qilish, ularda qalbiga quvonch kirgizishlik baxt. Buni qilib ko'rgan odam biladi. Alloh azza va jalla aytadi. Astagfirullah. İn tuqridullaha qardan hasana yudaifu lakum ve yagfir lakum vallahu shakurun halim. Eğer sizler Allah'a qarzı hasana bersengizler, yani kambag'al bechoralarga yaxshilik infoq ihson qilsanglar, u zot sizlarga bir necha barobar qilib qaytarur ve sizlarni mag'firat qilur. Allah o'ta shukr qilguvchi ve halim bo'lgan zot. Bandalarga qilingan ihson yaxshilik Allohga berilgan qarzi hasana. Kim muhtojlarga, kambag'allarga yaxshilik qilib ihson qilsa, Allohga qarzi hasana bergan bo'ladi. Alloh bera olmay qoladigan zotmi? Alloh qarzini uzolmay qoladigan zotmi? Chunki savoblarni ato qiluvchi bo'lgan Alloh Ash-Shakur Al-Jamil bo'lgan zot. Alloh taolo go'zallikni yaxshi ko'radi. Al-Jamil bo'lgan zot. U Al-G'oni, Al-Hamid bo'lgan zot. Ana payg'ambarlarning tarixiga murojaat qilamiz. Bitta qilgan yaxshiligiga Alloh taolo qancha ziyoda qilib ne'matni shukrini ado qildi. Musa alayhissalom Misrda bir qibtiyni beqasdan bir urib o'ldirib qo'ydi. Keyin Misrdan qochib ketishlikka majbur bo'ldi. Madiyanga kelganida Madiyan xalqi o'zlarining chorvalarini sug'uradigan bir joyda o'tirdi. Daraxta soyasiga borib, daraxtga suyanib soyasida o'tirdi. Shunda odamlar kelib qo'ylarini, chorvalarini, tuyalarini sug'orib ketyapti. Ikkita qiz 10 tami, 20 tami qo'yini suvga kelsa to'sib, odamlarni chorvalariga aralashib ketmasligi uchun qaytarib turibdi. Ayol kishi bo'lganligidan, qiz bola bo'lganligidan erkaklarga aralashib qolmasdan turganini ko'rib Musa alayhissalom turdida qo'ylarni sug'orib qaytarib olib berdi. Bu qilgan yaxshiligi Alloh uchun edi. Mukofot qanaqa bo'ldi? Bu ikki qiz
Şuayb aleyhisselamın kızlarıydı. Bana şu bitti kıpagen yaşlıydı Allah da Allah. Şuayb aleyhisselam ki küya okuldu. Musa aleyhisselamla. Ve 10 yıllık üyücay bilen Allah da Allah mükafatlayıp takdirlap koydu. Kimge küya oldu? Peygamberge küya oldu, üyücaylı oldu. Şunu yapsınlar mı buradalar? Adamlarge yaşlıydı kılıç. Kaide. Bugün şu kaiden alıp çıkıp getirdiler. Adamlarga yaşlılık kılış, gam kaygını ketkizip, saadet ve hatırcanlık alıp gelirken sebeplerden hesaplanadı. Kaytaramız, adamlarga yaşlılık kılış, gam kaygını ketkizip, saadet ve hatırcanlık alıp gelirken sebeplerden hesaplanadı. Künde bitti yaşlılık boyuşu mümkün. Künde bitti yaşlılık boyuşu mümkün. Şu bitti adam yol verip koyduyuz. Koşul var lan yaşlılık. Boladı mı? Boladı. Toktap durdu, çıkıp koşulup git küçüğe. Ya ki şu özüz bilasız. Özüz bilasız. Brother, eğer korku, havatır, musibetler hücumu ki düşküp kaladığın bu sen, yakşilik, sahavat, mehir körsatışı bağıge şaşır. Fakat okuyan yakşilikin Allah'ın razılığı için bulsun. Halayıkka yakşilik ulaş, adamlara kömek körsat, insanların hizmeti de bol. Eğer şunu diye kısın, qilgan yaxshiligini samarasidan avvalo o'zing foyda topasan. Avvalo qalbing saodat va osudalikni topadi. Keyin esa ana shu mushkulani hal bo'lishini qarab tur. O'sha mushkullarning hal bo'lishligini kuzatib tur. Yaxshilik ulash. Ali ibn Abi Talib Fatima Zahroning kuyovi. Ali roziyallohu anhu Fatima Zahroning kuyovi. Fatima onamiz onoligiz keldi. Ali ibn Abi Talib faqir bo'lgan. Puli yo'q. Bitti onlar da eplav aldı da üyüge keliyatı oldu, yolda bir tılamcı soradı. Allah üçün. Allah üçün verdi. Bitti onlar. Başka pulu yok. Üyüge geldi, onlar kütü oturken Fatime Zahra, onlar da oldu, onlar yok. Ha, bir tılamcı soradı, verdim dedi. Şu gap tügemediyen Ali ibn Abi Talib teşkilini buraya takılatıp kaldı. Çıkıp kalasa bir adam, kolu da halta. Ali roziyallohu anhu'ya uzatıp durup, bu Allah'tan Resulullah'a geldi, Resulullah'tan sizge yönetildi dedi. Allah'tan Muhammed aleyhisselam'a geldi, Muhammed aleyhisselam'dan Ali ibn Abi Talib gibi barıldı. Şimdi aldı, açıp karası onar. Toktap durdu, sana da. Tokus deyken. Değil biz? Yok. Biz can değil iki de Ali ibn Abi Talib tokta dedi. Bu Allah'tan peygamberge, peygamberden menge mi? Ha. Sana oldu tokusta. Onda yana bitme buluş gereği dedi. He bu, ben size sana mahşedin yaptım. Bitti ona da apı yanı da çıkarıp verdi. Kayağdan bildiyse on tane gene de gene de. Ahir sen Allah Ta'ala'nın Menca bil hasenati falahu aşur amsaliha ayetini işitmeyen misin? Kim bitti yakşılık ise onge on barabara kılıp kaytarıladı. İşitmeyen misin şu ayetini? Biz işanamıyız, bizim imanımız zayıf. Öşün için bir varamıyız. Biz özü 10 som turganda 2 somla birse katta iş. Hala özümüz muhtaç olup turganda bir işte koyular. Sultanlardan birige bir arif kişi dedi. Allah'ın ihsanıge ege bolgen bende halayıkta başkalardan köre köprak ihsan kılışı lazım. Köprak aldığımı başkalardan köre Allah'ın ihsanını sen köprak ihsan kıyın. Zimmendeki haklarını ada kılış bilen, özündeki nimetlerini davami türüşünü tamirle bağlayın. Üstündeki haklarını ada kıyın da, nimetin daim türüşlüğünü kefaletle bağlayın. Öy, kolada devleti var adamlar. Sıladı kolilerdeki nimet, devlet başkalarına verilmedi mi? Şimdi başkalarının bana şu nimette hakkı var. Ve fî emvalihim hakkum ma'lum lissâili vel mahrum. Ular ne dedi Allah Teala özünü salih mumun bandalarını maktab. O bandalarının malları da mahrum ve soruçların hakkı var dedi. Birasız, infak kılasız, yakşilik kılasız, turadı polis, köpeğim. Onun için eskiden atababası boy bop gelen adamlar, demek eskiden atababası boy bop gelen ona. Çünkü zakatını vergen, sadakasını vergen, halayıkka yakşiliydi kıyken, onun için o neç pakalini boy. Şimdi bir bazı boyladı görürsünüz, lap batı yandı, lap batı uçtu. Ne demek ki? Öşü malı dünyasını
boshqalarga infoq qilishlik bilan kafolatlab qolmadi. Yangi boylar eshitib qo'yinglar shu narsani. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khulla wala shafa'a wal kafiruna humuz zalimun. Ey mu'minlar, na oldi sotdi, na oshna og'aynigarchilik va na oqlov bo'lmaydigan kun kelishidan ilgari hayotda dunyoda sizlarga rizq qilib bergan narsalarimizdan infoq ihson qilinglar. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat a'addallohu lahum mag'firatan va ajran azima. Alloh taolo mu'minlarni maqtab aytadi: "Xayru sadaqa qiluvchi erkaklar va xayru sadaqa qiluvchi ayollar, ular uchun Alloh mag'firat va ulug' mukofot, jannat tayyorlab qo'ygandir." Faqat bu qilgan yaxshiligimiz xolis Allohning roziligi uchun bo'lishi kerak. Agar xolis qilsangiz, shunda mukofot. Shuncha qism ham kelmayapti-yu, domlar. Demak, xolis bo'lmayapti ekanda. Biz havodan olib gapirmayapmiz-da. Wa man yuqashu nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kimki o'z nafsining baxilligidan saqlana olsa, bas ana o'shalar najot topishidirlar. Mana Baqara'nın başında keladi oyatlar. Va mimma razaqnahum yunfiqun. Kim? U shunday insonlarki, biz rizq qilib bergan narsadan infoq qiladi. Ulaika ala hudami robbihim. Ana o'shalar Parvardigorlari tomonidan bo'lgan hidoyatdagi insonlar. Va ulaika humul muflihun. Va o'shalar najot topuvchilar. Alloh taolo hadis qudusida aytadi: Ya ibn Adam, anfiq unfiq alayk. Ey odam bolasi, infoq qil, infoq qil, men ham senga infoq qilaman. Siz berasiz, keyin Alloh beradi. Siz Alloh uchun berasiz, keyin Alloh sizga beradi. Xulosa, odamlarga yaxshilik qilish, g'am qayg'uni ketkazib, saodat va xotirjamlik olib keladigan sabablardan hisoblanadi. Odamlarga qilingan yaxshilikdan birinchi bo'lib kim foyda oladi? Shu yaxshilikni qilgan insonning o'zi. 7-chi sabab boshqalarga ihson qilish qalbning yorishishidir. Aqulu qawli hada va astag'firulloha li va lakum innalloha va malaikatahu yusalluna ala nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.